Evet, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet, burada da bir tek köşeli parantez ile çift köşeli parantez arasında ki bir davranış farkından bahsedeceğiz. Bir de ek bir güzellik, yani bu davranış farkı ile beraber gelen güzellik nedir? Onluk, sekizlik ve onaltılık sayıların otomatik olarak algılanıp otomatik olarak convert edilmesi. Diğer dillerden yabancı olduğunuz bir şey değil. Burada da var ama nasıl double bracket kullanımı ile beraber gelen bir özellik diyelim. Şimdi bunu bir dosyaya alıp çalıştıralım birlikte. Evet, dosyamıza geçelim. Ve bu dosyaya gelin çalıştıralım. Bakalım neler olacak şimdi. 15'in 0,17'ye eşit olmadığını iddia ediyor. Şimdi oktal hesabı bilmeyen arkadaşlar veya hatırlatma diyeyim bilmeyen kabul edilemez de. Şimdi öncelikli olarak 7 nedir? 7 çarpı 8 üzeri 0 artı 1 çarpı 8 üzeri 2. Değil mi? Durum bu. Eşittir ne oldu? 7 artı 8 üzeri 1 Murat. Evet, eşittir ne olmuş oldu? Ne anlama geliyor? 7 artı 8 eşittir 15 anlamına gelmiş oluyor. Heksi açıklamıyorum. Desimali açıklamıyorum. Malum 0x0f burada yazım tarzından 5 bize yardımcı oluyor. Diğer özellikle C'de de yazdığımız gibi. Şimdi burada ne oldu? Yani mevcut yazdığınız scriptler varsa çalışıyorsa bırakın ama bundan sonra yazdıklarınız için çift köşeli parantez kullanın. Daha konforlu. Çok kullanıyorsanız zaten teki bırakmış olmanız gerekir. Teki halen ısrarla kullanıyorsanız ya eskiden yazmışsınızdır, mevcut da vardır veya onu bilinçli olarak tercih etmiş bir arkadaşımız bu şekilde tercih etmiştir, öyle öğrenmiştir. Ama kullanımda ne kadar konforlu olun, ne kadar çok kullanmışsınız o kadar konforlu olun zaten anlamış olacaksınız. Şimdi gördüğümüz gibi bakın ne diyor? 15, 17'ye eşittir. 15, 0xf'e eşittir. Çift köşeli parantezin nimetini kullanmış olduk. Tek köşeli bu yemede diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi aritmetik test. C-style çift parantezi kullanıyoruz ve içerisine istediğimiz gibi ifadelerimizi yazabiliyoruz. 5 eşittir 5 ise nedir? Bu bir true ifade doğurur. Hakeza 5 eksi 5 0 programatik olarak false ifade doğurur ama bir return kod olarak 5'te neydi? Dolar soru işareti yani son return value, son dönüş değerini tutan özel karakter arkadaşımızın dolarla handle edilmesi sonucu neydi? Daha önceki derste de konuştuk. 1 olacaktı. Yani sonuç lojik olarak false burada. Şimdi burada büyük küçük bu operatör işlemlerini deneyebilirsiniz diyorum ve file test operators'a geçiyorum. Eğer bir dosya varsa tre-e'yi çok kullanacaksınız. Varsa ve regular filesa diye tre-f'i kullanacaksınız. Bunlar normal zamanlarda internet yok, doküman yok. Ne yaptınız arkadaşlar? Man test yazdınız. Trak karşınıza geldi. Bunu göstermiştim. Burada da bakın burada file operasyon işlerini görebiliyorsunuz.
Şimdi biz bu işleri bir deneyelim bakalım. Neredeyiz? Chapter 7 testteyiz. Şuraya bir files diyelim. İçine girelim. Buraya bir dosya koyalım. Test txt. Ne oldu? Bir dosyam oldu. Onu oluşturdum. Sadece ve sadece oluşturdum. İçi boş. Şimdi test ediyorum. Şimdi bakalım, sizi one-liner yapacağım demiştim. If tire exist test txt. Bakın buraya full pet de girebilirsiniz. Şu an yaptığım gibi burada, burada diye de gösterebilirsiniz veya tüm pet'i komple de girebilirsiniz. Eğer relatif pet giriyorsanız dikkatli olun. Gerçekten orada olduğuna emin olun. Yani orada test yapmanız, orada bu işi sorgulamanız gerektiğine emin olun. The file is existed. Fi. Evet, dosyamız varmış ki if blue buradan true geldi. Bakın şimdi çıkışına bakalım. Ardışıl işlem yapmayı da biliyorsunuz. Mantıksal olarak bakmadan noktalı virgül dediniz. Eko dolar soru işareti dediniz. Bir satırda işiniz bitiriniz. Bakın sıfır. Yani return code sıfır. Ne demek? True. Bu dosya var mı? Var mı diye sorguladık. Regular file mı? Normal bildiğin yurdum dosyası mı? İçerisinde bir şeyler yazılan. Tamam. Peki bu sıfır boyutunda mı? Hayır diyor. Not zero size'da mı? Hayır diyor. Yani sıfırdan farklı mı sorusuna cevap hayır. Peki boyutu sıfır mıyı bir de değil de soralım. Değili tabii ki sevenleri ayırmayın. Tre s değil en başta. Bakın true. Boş mu diye sormuş oldum. Şimdi gelin içerisine bir şeyler yazalım. Bugünün tarihini atalım içerisine. Attık, baktık. Tamam. Şimdi soralım aynı soruları. Boş non zero mu? Evet, non zero. Boş olmayan bir dosya dedik ve devam ettik. Bu bir dizin mi? Hadi bir dizin kontrolde yapalım. Onu da relatif yapalım. Şu an bulunduğum yer dizin mi? Şu files bakalım. Files, sen dizin misin? Evet, dizin. Peki test txt dizin mi? Hayır. Hayır dedi. Tamam. Block device. Block device, karakter device bunlar. Malum neydi atasözümüz? Linux'ta her şey dosyadır esprisinde. Block device özellikle storage aygıtların, flash disklerinizi vesaire taktığınız zaman ne oluyor? Dev altında S ile başlayan, SD ile başlayan, SDA bir ayrı aygıt cihazı temsil ediyor. SDB ayrı, SDC ayrı. Onların sonunda gelen indekse A1, A2, A3 varsa, SDB 1, 2, 3 varsa onlar da ne anlama geliyor arkadaşlar? Onlar da onun partition'ları anlamına geliyor. Peki bu bir block device mı? Evet, block device tabii ki. File'la biz zaten bu esprileri de yapabiliyoruz. Dev SDA 1. Evet, bu zaten block spatial device. Biz bunu bir de testle bakalım. Buna bir güzel bir test yazalım, yakışıklı. If dev sda 1 bir blok device mı? Then echo he blok kardeş fi. Evet, bu bir blok device'mış. Peki şimdi
Bir de karakter device cihazımız içerisinden bulalım. Yoktu eğitimine katılan arkadaşlar input device deyince ne var ne yok anladılar. Şimdi tire C dev içerisinde input içerisinde eventler. Bunlar mouse'lar, keyboard'lar falanlar, touch screen'ler. Şimdi bu bir midir, nedir? Karakter device mıdır? Echo. Evet, hem de çok karakterli bir arkadaş. Fi. Evet. File'la kontrol edelim. File diyoruz. Dev input event alayına bakalım. Bakın bunlar karakter special. LSLA ile baktığımız zaman AL fark etmez. Dev input event yıldız. Bakın şurada bir C gördünüz, doğru mu? O karakterin C'si. Bunlar ders dışı dersler olsun. Ama dokunuyoruz, ne yapalım? Bakın burada bir B var, gördünüz mü? O da blok işte. Evet, devam ediyoruz. Evet, bu bir pipe mı? Evet, isimsiz pipe'ları zaten arkadaşlar kullanıyoruz, değil mi? Bol bol. İşte bu dosyayı bas efendim, sonra pipe içerisinde date geçiyor mu, geçmez. 9 geçiyor mu, atıyorum, ha geçiyormuş falan gibi, ne oldu? Burada bir isimsiz bir pipe var. Burada bir pipe açıldı, pipe kapandı. CD pipe open. Eğer sistem programlama yakın zamanda yapabilirsek görürüz. Bu popenler vesaireler ne cici şeyler. Şimdi burada da bir biz yalandan bir tane my named pipe diyelim. Bir FIFO açıyoruz. Acaba biz ne açtık arkadaş diyoruz. Bakın bu bir named pipe. Şimdi bu bir named pipe mıdır? Testine sokalım bunu. Hem de çok. Şimdi buraya evet. Borula espri yapmayalım. Evet. Pipe dosyasıyım. Şimdi my name piped. Tamam. Karakter mi diye soruyorum. Karakter olmayacak, değil mi? Karakter olmayacak. Bir şey basmaması lazım. Bak soruyorum. Pipe mısın kardeş diyorum. Evet, pipe dosyasıyım diyor. TRP ile de pipe kontrol ettik. Şimdi bir sembolik link oluşturalım. Test.txt'mize, test.txt'mize, test.txt symlink diyelim. LSLA ile bakalım. Şimdi test.txt symlink kimi gösteriyormuş? Bu bir sembolik link ve test.txt'yi gösteriyor. Haydi bunu testli mesli yapalım. Şimdi tire h ve tire l aynı. Ben tire büyük l'yi kullanıyorum. Şimdi gelelim. Hemen test. Bakın uyarıyorum. Burada ben dosya adını giriyorum ama burada pet giriyorsunuz aslında. Ben şunu girerek bunu girmiş oluyorum. Veya siz full pet girmeniz gerekiyor. Full pet gireceksiniz gibi. Evet, ben evet. Symbolic link dosyasıyım. Pipe mıymış? Hayır. Block device mıymış? Hayır. Bu bir sembolik link dosyasıymış TRL ile. H ile de aynı şeyi yaptığımızı gösteriyorum ama ben hiç, yani linki hatırlatan büyük L varken, yani zaten aklımızda neyi tutacağımızı şaşırıyoruz. Geçelim. Soket. Evet, network. Her şey soket. Her şey soket dedik. Aman her şey dosya dedik. İyi gaza geldim. Her şey Linux'ta dosya. Soket de dahil. Onlar da işte proc altında TCP, MCP, FD'ler, şunlar bunlar, böyle uzun petlerde tutulan soket dosyaları var. Herhangi bir soket açıldığında netoz soketinden bahsediyorum. TCP UDP soketinden bahsediyorum. Onlara da uğramak, onları da test etmek mümkün.
Yeri gelince bahsedelim ondan diyorum. Hemen hızlıca devam ediyorum. Zaman su gibi akıp geçiyor. 15. dakikadayız. Evet. Descriptor, socket. Evet, bunları da kontrolünü yapıyoruz. Bu dosyanın read permission'ı var mı? Bakalım. Şimdi biz test.txt'mize gelelim. Bakın bunun bir read permission'ı var. Executable permission'ı yok. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Evet. Okunabilirim. Şimdi kontrol ediyoruz. Evet, okunabilirim. Ama chmod'la ben hunharca dosyadan hakkı aldım. Bakıyorum, gitti. Kontrol ediyorum. Evet, okunabilir değilim. Hunharca readable yapıyorum şimdi. Şimdi bakıyorum. Bakınız, okunabilirim. Hakeza writable, executable. Evet, yazılabilirim. Bu kim için peki? Who am I için? Ben kim arkadaşlar? Mayweather için geçerli kısım. Da kontrol yapıyoruz. Owner nedir? Yani Mayweather burada ownersa, aynı gruptaysa veya ağdırsa, bakın burada üçlü üçlü bunları konuştuk diye hatırlıyorum bootlean slaytlarında. Owner, group, others. Mayweather bunlardan hangilerine giriyor? Örneğin öncelikle owner'a girdi. Tak. Owner'sa zaten hemen buradaki R'ye göre kontrol yaptı. Evet. İşte yazılabilir miyim? Bilirim. Evet. Aynı şekilde write hakkını alırsınız gider. Tabii ki bakınız buradaki tire W, şuradaki tire R iken change modda eksi R kullandım. Bu tarz şeyleri dikkat edin. Bu test komutu için bunlar bir tire anlamı taşırken change mod için burada eksi artı ayrı anlam ifade eder. Bu triklerle mutlu hayatlar. Evet, set group ID, executable, user ID gibi gibi sticky bit hakeza kontrol edilebilir. Bizim ünlü sticky bitli dosyamız kimdi arkadaşlar? Temp directory'miz. Bakın file ne güzel de yazdı. Şimdi sen sticky misin kardeş diyelim. Dolar soru işareti diyorum. Bakınız sıfır çıktı. Kısa devreli de yapalım. Araya bilgi içinde bilgi. Ne oldu? O true olursa ikinci komuta geçecek. Okey mi? Okey. Peki bir de if'denli yapalım. Hepsini bir gösterip artık buraları terk edeceğiz. If'den okey fi. Okey mi? Okey. Peki benim şu an bulunduğum files klasörü sticky mi? Değil dedim ve devam ediyorum. You are owner of file. Evet, burada çeşit çeşit kontroller var. File modified since it was last read. Son okunduğundan beri dosya modifiye oldu mu gibi çok güzel sorgular. Hangi dosya hangi dosyadan daha yeni? Older than, newer than. Gelin hemen onu hızlıca bir deneyelim. Şöyle yapalım. Bir tane touch'la yeni bir test 2txt diyelim bakalım. Ondan sonra bir test edelim. Test txt diyorum ki test txt older than, yani daha eski test 2txt'den. Acaba doğru mu söylüyorum? Echo dolar soru işareti. Evet, doğru söylüyorsun dedi. Peki, çok güzel. Ve aynısını da tam tersini yaptığımız zaman bakayım. Newer'den de ne olacak? Bize false anlamı üreten, fail anlamı üreten biri bize gösterdiği eko dolar soru işareti. Evet. Broken linkleri kontrol etmenin yolu, yani kırık linkler, kırık kalpler. Nasıl kontrol?
edilir gibi. Burada bir örnek var. Döngüleri daha görmedik. O kadar da kafanızı karıştırmayalım. Ama bu daha basit, güzel bir örnek. Şimdi karşılaştırma işlemleri yapmıştık. Buna bir sonraki videoda diğer karşılaştırma operatörlerinden integer karşılaştırmaya equal not equal greater than ile bir sonraki videoda devam edelim değerli arkadaşlar.